Herkese merhaba. Türkiye ve dünya havacılığında haftanın öne çıkan gelişmelerini derlediğimiz Boarding Info Havacılık Bülteni'ne hoş geldiniz. Kara kutuların havacılık sektörü için önemi hepimizin malumu. Otoriteler, gökyüzünde yaşanan kritik olaylar ve uçak kazalarının daha detaylı bir şekilde araştırılabilmesi için ve dolayısıyla havacılık sektörünü daha emniyetli hale getirebilmek için bu konuda bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor havacılık sektöründe devrim niteliğinde sayılabilecek bu değişikliğin detaylarına gelin haberimizde göz atalım. Havacılığın en emniyetli ulaşım yöntemi olmasının nedenlerinden biri yaşanan her türlü olayın gelecekte tekrarlanmasını önlemek için ders çıkarılıyor olması. Bunu sağlayan faktör ise büyük ölçüde kara kutular. Kara kutunun içindeki uçuş veri kayıt cihazları yaşanan olaydan önce uçağın tüm performans parametreleri üzerinden genel tabloyu ortaya koyarken kokpit ses kayıt cihazları ise olay esnasında Kokpitteki durumun tüm detaylarıyla dinlenebilmesini sağlıyor. Kokpit ses kayıt cihazlarının en büyük handikaplarından biri yalnızca 2 saat kayıt yapabiliyor olması. Bir kaza yaşandığında uçak tekrar uçamazsa, kazadan önceki son 2 saatlik süreçte kokpitte olan her şeyi dinleyebilmek mümkün. Ancak yaşanan bir olaydan sonra uçak hala uçabilir durumdaysa bu veriler hızlı bir şekilde kayboluyor. ABD Federal Havacılık İdaresi FAA, uçaklardaki kara kutuların iki kritik parçasından biri olan kokpit ses kayıt cihazlarının mevcut durumda yalnızca 2 saat olan veri kayıt süresinin 25 saate çıkarılmasını zorunlu kılmak için harekete geçti. FAA son dönemde uçuş emniyetinin tehlikeye girdiği ve uçak kazalarının kıl payı önlendiği olayların artması nedeniyle 15 Mart'ta Virginia eyaletinin McLean şehrinde havacılık endüstrisinden 200'den fazla yöneticiyi bir araya getiren Havacılık Emniyeti Zirvesi düzenledi. Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg de bu zirvenin katılımcıları arasındaydı. Zirvenin düzenlenmesini gerektiren olaylar 13 Ocak'ta New York John F. Kennedy Havalimanı'nda Amerikan Hava Yollarına ait Boeing 777 ve Delta'nın Boeing 737'sinin karıştığı bir pist ihlaliyle başladı. 4 Şubat'ta FedEx'in Boeing 767 kargo uçağı Austin Havalimanı'nda neredeyse Southwest Hava Yollarının Boeing 737'sinin tepesine iniyordu. 12 Şubat'ta United'ın Boeing 777'si Hawaii'deki Kaholui Havalimanı'ndan kalktıktan sonra bir anda 300 metreden fazla irtifa kaybetti. 16 Şubat'ta American Airlines'ın Boeing 737'si Sarasota Bradenton Havalimanı'nda Air Canada Roche'la aynı piste indi. 27 Şubat'ta Boston Logan Havalimanı'nda JetBlue'nun Embraer E190 uçağı Piste Learjet 60 iş kaçınmak için son anda pas geçmek zorunda kaldı. 7 Mart'ta Washington Ronald Reagan Havalimanı'nda American Airlines'ın Embraer E175'i United Hava Yolları'nın Airbus A319 uçağının kalkış yapmaya hazırlandığı pisti taksi yaparak katetti ve çarpışmaya davetiye çıkardı. Ulusal Ulaşım Emniyeti Kurulu NTSB Başkanı Jennifer Homendy, düzenlenen zirvede yaptığı konuşmada 2 saatlik kara kutu kayıtlarının olayların aydınlatılması için yeterli olmadığını söyledi. Homendy, bu yıl içinde yaşanan 6 kritik olayın tamamında kokpit ses kayıt cihazlarının yaşanan olayların ardından kayıt yapmaya devam ettiği için Olay anına dair kayıtların elde edilemediğini belirtti. Otoriteler 2003'ten bu yana müfettişlerin kayıtları duymasının faydasını görebilecekleri ancak 2 saat sınırı nedeniyle bunu gerçekleştiremedikleri çok sayıda olay yaşandığını söylüyor. Zirvenin ardından EFE, NTSB tavsiyelerinin ele alınmasında kararlı olunduğuna yönelik bir açıklama yaparken ABD Kongresi'ne bu kararın hızlı bir şekilde hayata geçirilebilmesine yardımcı olmaları için çağrıda bulundu. İlgili tüm taraflar ve Kongre'nin olası müdahalesi göz önüne alındığında, bu kuralın uygulamaya geçmesinin birkaç yıl sürmesi bekleniyor. Ancak sektör uzmanlarına göre CVR kayıtlarının süresini uzatmak için atılacak adımlar ekstra gizlilik koruma kararlarıyla birlikte gelmezse Pilot örgütlerinin ciddi muhalefetiyle karşılaşılabilir. Bu konuda genel yaklaşım, pilotların potansiyel olarak kamuoyuna açıklanacak kayıtlarla ilgili daha fazla gizlilik istedikleri yönünde. Birçok pilot, müfettişlerin bu kayıtları dinlemesini istemiyor. Pilotların çoğu profesyonel olmasına ve insanları emniyetle uçurmak için kusursuz bir iş çıkarmalarına rağmen, kokpit ses kayıt cihazlarından alınan transkriptler bazen şok edici konuşmalar içerebiliyor. FAA yöneticisi Billy Nolan Havacılığın inanılmaz derecede emniyetli olduğuna şüphe yok. Ancak sistemin sağlam olduğundan emin olsak bile kendimize zor ve bazen rahatsız edici sorular sormalıyız. Aksi halde yalnızca günü kurtarabiliriz diyerek bu konudaki kararlılığı vurguladı. Bir süredir bu konuda tartışmalar sürüyor. Geçmişte Efe'ye genel olarak bu değişikliğe destek veriyor gibi görünse de daha önemli öncelikler olduğunu savunarak pek fazla üzerinde durmuyordu. Ancak şu anda Efe'nin konuya yaklaşımı değişmiş gibi görünüyor. Havacılık sektörünün en prestijli ödüllerini dağıtan Skytrax, 2023 yılının en iyi havalimanlarını açıkladı. Listenin zirvesindeki yerini son 2 yılda Doha Hamad Havalimanı'na kaptıran Singapur Changi, ait olduğu yere, zirveye geri döndü. İstanbul Havalimanı ise dünyanın en iyi havalimanları listesinin zirvesine yaptığı yolculuğu emin adımlarla sürdürmeye devam etti ve birkaç tane de özel ödül almayı başardı. Havacılık sektörünün küresel anlamda en prestijli ödülleri arasında yer alan Skytrax dünyanın en iyi havalimanı ödüllerinin bu yılki sahipleri Amsterdam'da düzenlenen Passenger Terminal Expo'da açıklandı. Aydınlık yeşil bir sığınak ve kendi başına bir destinasyon olarak tanımlanan Singapur Changi Havalimanı dünyanın en iyi havalimanları listesinin zirvesindeki yerini yeniden kazanmayı başardı. En iyi havalimanı ları listesindeki istikrarlı yükselişini sürdüren IGA İstanbul Havalimanı ise dünyanın en iyi aile dostu havalimanı ve Güney Avrupa'nın en iyi havalimanı ödüllerine layık görüldü. İngiltere merkezli Skytrax en iyi havalimanlarını dünyanın dört bir yanından yolcuların Ağustos 2022 Şubat 2023 döneminde yaptıkları seyahatlere verdikleri puanlara göre belirledi. 550'den fazla havalimanında check-in kontuarlarından alışveriş alanlarına güvenlikten pasaport kontrolüne kadar pek çok farklı başlıkta müşteri hizmetleri ve tesislerin durumları değerlendirilerek dağıtılan ödüller dünya havalimanı endüstrisi için kalite ölçütü olarak kabul ediliyor. Singapur Changi Havalimanı 2003'ten 2020'ye kadar 8 yıl üst üste Skytrax'in en iyi havalimanları listesinin zirvesindeydi. Bu ödüllerin ilk kez dağıtılmaya başlandığı 2000 yılından bu yana en uzun süre zirvede kalma serisi olan bu süreç 2021 ve 2022'de pandemi nedeniyle yolcu sayısı düştüğü için sona erdi. Bu süreçte dünyanın en iyi havalimanları listesinin zirvesine Katar'ın başkenti Doha Hamad Havalimanı oturdu. Ancak Singapur Changi 2 yıl aradan sonra zirvedeki yerine yeniden yerleşti. Toplamda 12. kez bu listenin zirvesine çıktı. Singapur Changi havalimanının yıllardır devam eden popüleritesinin en temel itici gücünün Herkes için bir şeyler sunması olduğu belirtiliyor. Changi dünyanın en iyisi yapan detaylardan bazıları Jewel terminalinde bulunan 40 metre yüksekliğindeki kapalı şelale, kelebek bahçesi ve 24 saat açık sinema salonu olarak gösteriliyor. Öncelikle bir transit havalimanı olan Singapur Changi'nin Müşteri geri bildirimlerine göre çok çeşitli olanaklar ve kolaylıklar sunması bu performansın kilit nedenlerinden biri. Havalimanında beklemek zorunda kalan yolcular için 280'den fazla mağaza ve restoran seçeneği olması da aileler, iş ve eğlence amaçlı seyahat edenler için Memnuniyet verici bir detay olarak ifade ediliyor. Bu yıl Skytrax'in en iyi havalimanları listesinde ikinci sırada Doha Hamad Havalimanı yer aldı. Aktarmalı uçuş yapan yolcular arasında 8 saatten fazla bekleme süresi olanlar için şehir turları da dahil olmak üzere yolculara sunulan çeşitli olanaklar Doha'yı listenin ikinci sırasında tutan detaylar olarak belirtildi. Skytrax'in en iyi havalimanları listesinde ilk 5'te sırasıyla Tokyo Haneda, Seul Incheon ve Paris Charles de Gaulle havalimanları yer aldı. Dünyanın en önemli küresel aktarma merkezlerinden biri olan IGA İstanbul Havalimanı, Skytrax tarafından düzenlenen World Airport Award 2023 ödüllerinde katılımcıların oylarıyla dünyanın en iyi aile dostu havalimanı ve Güney Avrupa'nın en iyi havalimanı ünvanlarına layık görülerek büyük bir başarıya imza attı. 60 milyon üzeri yolcu kategorisinde de İGA İstanbul Havalimanı dünyanın en iyisi seçildi. Öte yandan İstanbul Havalimanı dünyanın en iyi 10 havalimanı listesinde bu yıl 8. sıradan 6. sıraya yükseldi. 2020'de dünyanın en iyi havalimanları listesine 102. sıradan giriş yapan İstanbul Havalimanı 2021'de 17. sıraya yükselerek en çok gelişim gösteren havalimanı olmuştu. Listenin zirvesine doğru yolculuğunu istikrarlı şekilde devam ettiren İstanbul Havalimanı, 2022'de ilk kez en iyi 10 havalimanı arasına girmeyi başararak 8. sırada yer almıştı. Bu yıl ise iki basamak daha yükselerek 6. sıraya tırmandı ve zirveye olan yolculuğunu sürdürdü. Uluslararası Havalimanları Konseyi tarafından 1989 yılında kurulan Londra merkezli havacılık enstitüsü Skytrax, 2020 ve 2022'de 5 yıldızlı havalimanı olarak tescil ettiği İGA İstanbul Havalimanı'nı 2022 Dünya Havalimanı Ödülleri'nde de 550 havalimanını geride bırakarak 3 farklı ödülün sahibi yapmıştı. 2023'ün en iyi havalimanları listesinde 7. sırada Münih, 8. sırada Zürih, 9. sırada Narita ve 10. sırada Madrid Barajas havalimanları yer aldı. Suudi Arabistan'da uzun zamandır kurulması planlanan yeni ulusal havayolu hafta içinde resmen duyuruldu ve Boeing'e de ilk uçak siparişleri verildi. Air'in hedefleri pek çok kişi tarafından iddialı bulunuyor yeni bir ulusal hava yolu kurmak için kesenin ağzını açan Suudi Arabistanlıların ülkede resmi bir ulusal hava yolu varken ona yeniden rakip olarak yeni bir hava yolu kurması soru işaretiyle karşılandı. Peki Riyad Air ile ilgili şu ana kadar neler biliyoruz? Şirketin hedefleri ve yapmak istediklerini sizin için özetledik. Uzun süredir Suudi Arabistan'da kurulması planlanan yeni hava yolu hafta içinde resmen açıklandı. Riyad Air, Suudi Arabistan'ın havacılık ekosistemini hem yerel hem de küresel olarak daha da genişletmeyi amaçlayan ülkenin yeni ulusal hava yolu olmaya hazırlandı. Riyad merkezli hava yolunun 2030 yılına kadar Suudi Arabistan'ın başkentini dünya çapında yüzden fazla varış noktasına bağlaması planlanıyor. Bu stratejinin bir parçası olarak Riyad'a yeni bir mega havalimanı da inşa edilecek. Havayolu Suudi Arabistan'da seyahat ve havacılık için yeni bir çağ başlatmayı ve dünyanın dört bir yanından gelen turistlere Suudi Arabistan'ın kültürel ve doğal cazibe merkezlerini ziyaret etme fırsatı sunmayı hedefliyor. Kurulacak hava yolunun Suudi Arabistan'da seyahat ve turizmi büyük ölçüde genişletmek amacıyla Suudi Arabistan kamu yatırım fonu tarafından finanse edileceği açıklandı. Havayolunun petrol dışı gayri safi yurt içi hasıla büyümesine 20 milyar dolar eklemesi ve 200 binden fazla doğrudan ve dolaylı istihdam yaratması bekleniyor. Bu proje Suudi Arabistan'ın 2030 yılına kadar yılda 100 milyon ziyaretçi çekme vizyonunu desteklemeyi amaçlıyor. Riyad Air'in yönetim kurulu başkanı Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu Valisi Yasir Al Rumayyan, CEO'su ise Etihad'ın eski CEO'su Tony Douglas olacak. Yeni havayolunun operasyonların başlatılması için belirlenen takvimi ise henüz paylaşılmadı. Ülkenin mevcut ulusal havayolu Saudiya'nın filosunu modernize etmekte dahil olmak üzere büyüme konusunda ciddi adımlar atmaya devam ederken... Ülkeye ikinci ulusal havayolu yatırımı yapmak ve rekabet ortamı oluşturma kararını sinerji, marka bilinirliği gibi açılardan mantıklı bulmayanların sayısı bir hayli fazla. Suudi Arabistan yönetiminin bu kararının arkasında miras sorunları olduğu düşünülüyor. Sıfırdan başlamak daha kolay gibi görünse de, devlete ait iki rakip havayoluna sahip olmak yerine Saudi'yi kapatmak, uçakları yeni havayoluna göndermenin daha mantıklı olduğunu düşünenlerin sayısı hiç de az değil. Kurulacak havayolunun büyüme konusundaki planı sadece Suudi Arabistan'a gelip giden yolcular değil Körfez'deki rakipleri gibi uluslararası transit yolculara hizmet vermeye odaklanmış durumda. Yeni kurulacak havayolu, Emirates gibi Körfez'deki dev şirketlerle rekabet etmeyi umuyor olsa da bu konuda çok büyük zorluklarla karşı karşıya. Pek çok insanın Suudi Arabistan'a veya Suudi Arabistan üzerinden başka yerlere seyahat etme konusuna mesafeli yaklaşacağı düşünülüyor. Riyad Air'in transit yolcular için küresel bir rekabete dahil olabilmesi için Suudi Arabistan'da alkol, giyim, insan davranışları gibi sosyal konulardaki kısıtlamaları gevşetmesinin kilit rol oynayacağı ifade ediliyor. Bu konuda Birleşik Arap Emirlikleri dünyanın her yerinden turist çekmeye devam ederken İslam'a dayalı yasalara sahip olunabileceğinin iyi bir örneği oldu. Rekabet koşulları ve Suudi Arabistan'la ilgili bu endişeler göz önüne alındığında Riyad Air'in başarılı olmasını hayal olarak görenler çoğunluğu oluşturuyor. Öte yandan Riyad Air hafta içinde ABD'li imalatçı Boeing'e 39'u kesin ve 33'ü opsiyonlu olmak üzere toplam 72 adet 787-9 Dreamliner siparişi verdi. Riyad Air yolcularına kusursuz bir seyahat deneyimi sunmak için dijital inovasyon ve otantik Suudi misafirperverliğini birleştirmek istiyor. Havayolu hem küresel bir bağlantı noktası oluşturmak hem de Suudi Arabistan'a turistik ve iş seyahatlerini yönlendirmek konusunda aracı olmayı amaçladığı için sipariş edilen 787 uçakları operasyonların bel kemiğini oluşturacak. Bu uçaklar için potansiyel teslimat zaman çizelgesi de duyurulmadı. Riyad Air'in önümüzdeki günlerde Boeing'e başka uçak siparişleri de vermesi bekleniyor. Havayolu kurmayı planladığı bölgesel ağ için Boeing 737 MAX siparişleri vermeye hazırlanıyor. Boeing 777X için de sipariş verilip verilmeyeceği ise büyük bir soru işareti. Geçtiğimiz aylarda Riyad Air'in liste fiyatı 12 milyar dolar olan 40 adet Airbus A350 siparişi vereceği yönünde haberler basına yansımıştı. Ancak henüz bu sipariş haberleri gerçeğe dönüşmedi. Riyad Air'in istediği hızda büyümek için hem Airbus hem de Boeing'e büyük Büyük siparişler vereceği fikrine ise şüpheyle yaklaşılıyor. Riyad Air'in Airbus'tan daha önce Boeing'e kesin sipariş vermesi, Amerika Birleşik Devletleri ile Suudi Arabistan arasındaki derinleşen gerilim göz önüne alındığında siyasi bir hamle olarak yorumlandı. 1985'te ilk kez gökyüzüyle buluşan Dubai ile Emirates havayolları o günden bu yana uçaklarının dış görünümünde pek fazla değişiklik yapmadı. Havayolu şirketi şimdi uçaklarına yeni bir livery için hazırlığa başladı ve ilk uçak boyamadan çıktı. Peki bundan sonra Emirates Yollarının uçakları nasıl görünecek? Cevabı haberimizde. Dubai merkezli Emirates Yolları 24 yıl sonra ilk kez uçaklarının dış görünümünü yenilemek için harekete geçti. Yeni tasarım eski liveriye göre ince ama önemli farklılıklarıyla öne çıkıyor. Kısa süre öncesine kadar Birleşik Arap Emirlikleri'nin 50. kuruluş yıl dönümünü kutlayan özel bir boyamaya sahip olan A380'in dış görünüşü yıl dönümü kutlamaları bittiği için birkaç hafta önce değiştirildi. Ancak uçak tam anlamıyla eski görünümüne kavuşturulmadı ve Airbus A380'in kuyruğuna farklı bir tasarım uygulandı. Yeni kuyrukta rüzgarda dalgalanan bayrak figürü kullanıldı. Emirates'in yeni kuyruk tasarımında kullandığı dalgalanan bayrak konsepti için Rusya'nın ulusal havayolu Aeroflot uçaklarının kuyruk tasarımını kopyaladığı iddiaları ortaya atıldı. Dünya çapında çok yüksek bir tanınırlığı olan Emirates, 38 yıllık tarihinde uçaklarının dış görünümünü değiştirmek için çok az şey yaptı. 1985'teki Boeing 727'lerle 2023'teki Airbus A380'lerin görünümünde pek bir değişiklik yok. Tek gerçek fark, şirketin isminin gövdenin ön kısmına çok daha büyük yazı tipiyle eklenmiş olması. Yeni liveride uçakların ana gövdesinde İngilizce ve Arapça dillerindeki altın renkli Emirates yazısı daha kalın ve %32,5 daha büyük puntolarla yazıldı emirates.com ibaresi ise tasarımdan çıkarıldı. A380 uçaklarının kıvrık kanat ucu tasarımı, kırmızı renk ve Arapça kaligrafi dışa Birleşik Arap Emirlikleri bayrağı içe bakacak şekilde değiştirildi. Kuyruk daha önce olduğu gibi Birleşik Arap Emirlikleri bayrağını taşırken artık dalgalanıyor gibi bir görünüm kazandı. Yeni tasarıma sahip ilk uçak ilk uçuşunu EK-51 sefer sayılı uçuşla 17 Mart'ta Münih'e yaptı. Uçakların yeni görünümü kademeli olarak tüm filoya uygulanacak. 7 adet Airbus A380 ve 17 adet Boeing 777 dahil olmak üzere toplam 24 uçağın 2023 yılı sona ermeden önce yeni görünüme kavuşturulması bekleniyor. Ağustos 2024 itibariyle teslim edilmeye başlanacak olan Airbus A350 uçakları da dahil olmak üzere bundan böyle tüm Emirates uçakları yeni görünüme sahip olacak şekilde teslim edilecek. Havayolu 1985'te faaliyete geçmesinden bu yana yalnızca 3 kez tasarım yeniledi kurulduktan sonra 1999 yılına kadar aynı görünümü kullanan şirket, ilk Boeing 777 300'ü teslim aldığında uçakların dış görünümünü güncellemişti. Havayolunun yakın gelecekte Airbus A350 ve Boeing 787 uçaklarını teslim almaya başlayacağı ve şirket için yeni bir sayfa açılacağı düşünülürse, bu gelişme aynı zamanda Emirates'in uçaklarının dış görünümünde bazı değişiklikler yapmaya başlaması için mantıklı bir zaman şeklinde yorumlanıyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ tarafından tasarlanıp geliştirilen 5. nesil savaş uçağı Milli Muharip Uçak planlandığı gibi 18 Mart'ta hangardan çıktı ve pist başına doğru ilerledi. Şimdi hedef uçağın en yakın zamanda gökyüzüyle buluşturulması. İşte göğsümüzü kabartan gelişmeleriyle Milli Muharip Uçak projesinin detayları. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ tarafından yürütülen ve Türkiye'nin en önemli teknoloji geliştirme projesi olan Milli Muharip Uçak planlandığı üzere 18 Mart'ta ilk kez motor çalıştırarak hangardan çıktı ve pist başına kadar kendi motorlarıyla götürüldü. Türkiye'nin özgün savaş uçağı olan Milli Muharip Uçağı'nın yer testlerinin tamamlanmasının ardından en kısa süre içinde gökyüzüyle buluşturulması hedefleniyor. Milli Muharip uçağın gri boyamasına kavuştuğu, hava aldıkları ve radom kısımlarının ise daha açık bir renge boyandığı görüldü. Türkiye'nin milli imkanlarla kendi 5. nesil savaş uçağını geliştirmesinin hedeflendiği Milli Muharip Uçak Projesi, 5 Ağustos 2016'da başlatıldı. 2026 yılında ilk uçuşunu gerçekleştirmesi hedeflenen MMU'nun ilk uçuş tarihi Geçtiğimiz aylarda 2023'ün sonuna çekildi. Taksi testini başarıyla tamamlayan milli muharip uçağın bu yıl ilk uçuşunu gerçekleştirmesi bekleniyor. 2019'da Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasının ardından MMU programı çok daha hızlandı. MMU, Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve 2030'lu yıllardan itibaren kademeli olarak filodan çıkarılması düşünülen F-16 uçaklarının yerini alacak. Türkiye, projede yeni nesil bir uçakta olması gereken düşük görünürlük, dahili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık ve sensör füzyonu benzeri teknolojik alanlardaki çalışmalar sonucu 5. nesil bir muharip uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip ülkeler arasına girecek. Tamamen dünya standartlarında üretimin ön planda tutulduğu Milli Muharip Uçak Projesi'nin ilk prototipinde yaklaşık 6500 yapısal parça ve 30 alt sistemin yer alması hedefleniyor. Projenin fazlar halinde geliştirilmesi ve daha sonraki prototiple seri üretim aşamalarında alt sistemlerin artırılması öngörülüyor. Bir sonraki aşamada kullanılacak olan Yıldırım Test Tesisinin kurulum faaliyetlerinin büyük oranda tamamlandığı projede Demir Kuş ve Sistem Entegrasyon Laboratuvarlarının kurulum faaliyetleri de başladı. 2023-2029 döneminde Milli Muharip Uçak Projesi'nde detay tasarım ve kalifikasyon fazı gibi yeni aşamaların başlatılması planlanıyor. Bu süreçte ilk uçuşun gerçekleştirilmesi, geliştirme test uçakları ve tam boy yapısal test uçaklarının üretilmesi hedefleniyor. MMU'nun hangardan çıkış haberi İsrail, Ukrayna, Yunanistan ve Arap basını tarafından da manşetlere taşındı. Geride bıraktığımız hafta Türkiye ve Dünya Havacılığında haftanın öne çıkan gelişmelerini sizin için derledik. Önümüzdeki hafta yine dop dolu bir bültenle karşınızda olmayı istiyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve tüm bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Paylaştığımız tüm bilgiler ve çok daha fazlasına web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.